Sibel Eraslan, şu Allah'ın belası Orta Doğu olmasaydı. Yeryüzü aslında çok büyük. Bunu uzun yolculuklarda çok daha iyi fark edebiliyor insan. Otobüs penceresinden hızla kayarak geçen yüzlerce köy, kasaba veya uçakta bitirdiğiniz tüm filmler ve kitaplardan sonra bile bir türlü bitip tükenmek bilmeyen ihtiyar okyanus, dünyanın gerçek sahibi gibi duran geniş omuzlu dağ sıraları, hüzünlü uzun nehirler birer cam parçası gibi ortaya saçılmış binlerce ada, derinliğinde unutulmuş ormanlar, esrarengiz çöller, kırçıl buzullar, yukarıdan veya ötesinden hızla giderken baktığınızda, Evet, insansız ve sanki biteviye kadersiz, kıpırtısız, öylece Allah'a bakan ve yekpare kedersizmiş gibi duran koskoca bir yeryüzü. Ses ve kıpırtı nereden çıktı ilk? Kader ne zaman başladı ağlarını örmeye? Kedere batması zamanın kimin suçu? Yeryüzü ne vakitten beri dar gelmeye, küçük gelmeye, yetmemeye başladı insana? Mülksüzler adlı kitabındaki distopyayı kurarken Le Coin bahsettiğimiz bu yetip yetmeme hadisesini büyük kayıplı dünya savaşlarından sonra insanlığın iki farklı dünyaya ayrılarak çözümlediği bir gelecek zaman teması üzerinden tasarlar. mülk, güç zevk bilim sanat mevzularında kudreti elinde tutanlar dünyada kalmışlardır. Diğerlerini ötekilerin hepsini yani dünyada fazlalık olarak gördükleri diğer varlıkları ise başka bir gezegene yollamışlardır daha verimsiz daha karanlık yaşam koşullarının daha güç olduğu bir başka dünyaya. Böylece hem göz zevkleri bozulmayacak hem de ne kadar adaletsiz olursa olsun paylaşma yük hükümlülükleri kalkacak, dünya epey bir genişleyecek, tembellere, çirkinlere, aptallara, güçsüzlere, acayiplere yer kalmayacaktır. Normallerin, kusursuzların, medenilerin, mükemmellerin dünyasıdır artık dünya. Dünya Allah'ın belası ötekilerden, nice asırlarca süren ağır savaşlardan sonra bir güzel arınmıştır. 1884 yılına kadar dünyayı birer mandalina dilimi gibi çevrelediği varsayılan meridyenlerin ilkinin Kudüs'ten geçtiği düşünülürdü ve dünyanın doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi de şimdikinden farklıydı. Bugün Orta Doğu diye adlandırılan coğrafya büyük ve mukaddes Kudüs'ün mücavir sahasıydı. Yani arzın merkeziydi 1884'e kadar. Hazar Gölü'nün alt kısmından başlayıp uzun Mezopotamya vadisini de içine alarak Filistin ve Sina üzerinden Mısır'a varan bereketli hilal yukarıda sorduğumuz kader ne zaman başladı şeklindeki sualin en eski cevaplarındandı. Bilebildiğimiz ilk ses ve kıpırtısı insanlığın işte bugün Allah'ın belası Orta Doğu dediğimiz o coğrafyadan fışkırdı. Yeryüzünde dönen ilk tekerlek, ilk mızrak, ilk kılıç, ilk şarkı, ilk harfler, İlk şiir, ilk heykel, ilk anıt mezar, ilk eczane, ilk göz ameliyatı, ilk kanun burada yapıldı. Peygamberler ve kitapları, krallar ve tebaları, azizlerle günahkarlar, kumandanlarla köleler, bilginlerle büyücüler, cömertlerle cimriler, cenkaverlerle zalimler, dünyanın bütün hikayeleri Orta Doğu'da kuruldu. Varoluşun ilk dakikası çıkrığını burada doğurganlığına nispet Meryem anası gibidir de diyebiliriz onun için. Avrupa veya Yunan henüz yokken de vardı Orta Doğu. Amerika'yı ise saymak bile abesten zira bir aksırık kadar yakındır toydur insanlık macerası dendiğinde. Orta Doğu yani Kudüs yani Mekke yani Medine tarihin kaderin ve kederin en başından beri vardı. Amerika'dan Avrupa'dan kalkan savaş gemileri tonlarca ölümcül bombayı kanatlarında taşıyan katil jet sürüleri ve onların sömürge valileri Orta Doğu'yu cehenneme çeviriyor bugün. Milyonlarca çocuk ölüsü, milyonlarca kadın cesedi, her yaştan ölü erkek, medeni dünyanın soğuk ölüm istatistiklerinde yer bulabiliyor ancak. Daha dün Halep'te enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ümran, kanayan başını tuttuğu o küçücük elini sürecek bir yer bulamadı şu koskoca dünyada. Ne kadar fena bir görüntüydü değil mi göz zevkinizi bozan? Las Vegas'tan Hollywood'tan Londra'dan Paris'ten nişan taşından baktığınızda yeryüzünün yükü ve fazlalığı olarak gördüğünüz bu fenalıktan nasıl kurtulacaksınız? İmha ederek mi? Başka bir gezegene yollayarak mı? Dünyanız ne zaman genişleyecek? Ne zaman rahat ayıracaksınız? Sibel Eraslan Star